Seyirciler, Denizli Belediyesi'nin düzenlediği mahalle iftarları Ramazan ayının 20. gününde de devam etti. Vatandaşın yoğun katılımıyla sürüyor bu iftarlar. Kayıhan Mahallesi'nde de yine aynı yoğun katılım vardı. Kayıhan Mahallesi'nde organize edilen iftar programına yaklaşık 2000 kişi katıldı. İftar öncesi Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan vatandaşlarla tek tek selamlaştı ve Ramazanlarını kutladı. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan ezan sonrasında yaptığı konuşmasında Ramazan ayının bereketinin tüm Müslümanların üzerinde olması temennisinde bulundu. Kayhan'dayız. Tabii Hürriyet Mahallesi, Asmalı Evler Cumhuriyet Mahallesi ile birlikteyiz. Burada yaptığımız birçok işlerin müjdesini ve bu gördüğümüz pazar yerin ilk defa bir faaliyetini burada beraber gerçekleştirdik. Bu pazar yerimiz buranın gayet nefes verdi, güzel oldu. Tabii Kayhan'da çok işler yaptık. Çok şeyin müjdesini verdik ama birçok şeyin müjdesini unuttuk. O yoğunlukta vaktini çok almayalım düşüncesiyle. Burası yağmur suyu hatları yapıldı burada. İnşallah artık bundan sonra yağmur yağdığında sel olmayacak. Burada insanlarımız daha rahat yollarda yürüyebilecek. Doğalgazı kavuştu bu mahallemiz, bu bölgemiz. İnsanlarımız artık kova değiştirmekten, tüp değiştirmekten kurtulacak. Tabii burada bölgeye, Bağbaşı bölgesine hitap eden, Kayhanlı bölgesine hitap eden, Kınıklı bölgesine hitap eden bir tane de kapalı yüzme havuzu inşaatını başladık. İnşallah yılbaşında da o kapalı yüzme havuzumuz inşallah faaliyete başlayacak. Bu bölgemiz artık hizmeti en üst seviyede alır hale geldi. Vatandaşlarımız, tüm denizdeki insanlarımız, mahallelerimiz hizmetin en iyisine, en güzeline layık. Biz de onu hizmet etmek için gayret sarf ediyoruz. Her mahallemize hizmet ediyoruz. Kayhan Mahallemizde, Cumhuriyet Mahallemizde, Hürriyet Mahallemizde, Asmalı Evlerimizde. Yani sonuçta denizdeki tüm kardeşlerimizin dertlerini derman olmak, onların sıkıntılarını gidermek için gayret ediyoruz. Eğer biz o hedefe ulaşabiliyorsak, insanlarımızı mutlu edebiliyorsak, yüzlerini güldürebiliyorsak bizim mutluluğumuz o. Başkan Zolan Kayhan Mahallesi'ndeki iftar yemeğinin ardından Fatih Mahallesi'nde teravih namazı kıldı. Namazın ardından Fatih Mahallesi sakinlerinin isteklerini ve şikayetlerini dinledi. Denizli örnek gösteriliyor. En son yapılan anketlerde gördüğünüz gibi Denizli Belediyesi Belediye Başkanı Türkiye'de en başarılı başkan seçiliyor. Bunlar 9 yılın sonucudur. Bu 9 yılın çalışmanın sonucudur. Ankara'daki merkez hükümetinin, başta başbakanımızın Denizli'ye vermiş olduğu değerin sonucudur. Desteğin sonucudur. El birliğiyle, güç birliğiyle, vatandaşlarımızın gayretiyle oluşan bir sonuçtur inşallah. Bunları başarmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye örnek oldu bugün Denizli. Ama yeter mi? Yetmez. Biz dünyada örnek bir şehir, dünya kenti olmak istiyoruz. Dünyada diyecekler ki Denizli'ye gidin, görün. Şehir dediğiniz gibi deniz gibi olsun. Orada alacağınız çok örnekler var deyip dünyadaki birçok belediye başkanları inşallah Denizli'ye gelecek. Bugün Türkiye'deki birçok belediye başkanları Denizli'ye gelip icraatlarımızı, yatırımlarımızı görmeye geliyor. İnşallah hedefimiz dünyadaki belediye başkanları Denizli'ye gelip nasılmış belediyecilik, nasılmış hizmet etmek, hizmetkarlık onu görmeye gelecekler inşallah. Onun için Allah birliğimizi bozmasın. Güç birliğiyle bu aylar çok önemli. Bu aylarda çok çok dua edeceğiz. Herkes komşusunu dua etsin, akrabalarını dua etsin. Herkes birbirine sahip çıksın, var olan yok olana sahip çıksın. Dayanışmamız, kardeşliğimiz güçlensin inşallah. Şehrimiz için dua edelim, ülkemiz için dua edelim, tüm insanlık için dua edelim. İnşallah dünyada yaşanan bu ızdıraplar, İslam dünyası yaşanan acılar inşallah son bulsun. Ülkemizin bahtı açık olsun, her zaman ileriye daha yukarı gitsin diye hep birlikte dua edelim. Allah inşallah bu dualarımızı kabul edecektir. 76 milyon böyle dua ettiğinde onu sahibi geri çevirmez diye düşünüyoruz. Allah birliğimizi bozmasın. Ben tekrar Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Eğer görüşemezsek Kadir Gecemizi şimdiden tebrik ediyorum.